Şu ülkene sahip çık deyince ne dedin sen bana? Ben sana dedim ki abi biz var oldukça bu vatan gitmez abi. Biz varsak bu vatan elimizden gitmez abi, alamazlar. Bizden alamazlar vatanımızı. Biz ya. Ölürüz. Biz ölürüz ama bu vatan yine gitmez. Ama 3 tane çocuğun var senin. Onlar da gider vatan için abi. Büyüsünler, onlar da vatanımız için gider. Gerekirse ölürler abi. Ama vatanımız olsun yeter bize. Olsun abi. Olsun diyorsun. Olsun tabii abi. Bizim vatanımız giderse biz burada nasıl yaşayacağız abi? Bizi öldürürler. Bizi öldürürler abi. En iyisi gidelim, savaşalım, ölelim ama vatanımızı almasınlar bizden abi. Peki bu siyasiler değil, Amerika gelsin, Avrupa gelsin, yeter ki gelsin başkaları işgal etsin burayı. Burayı mı abi? He. Abi bizim vatanımıza ayak basan adam buradan ölü çıkar abi. El uzatanın eli kılıdır abi. Allah'ımızın yardımıyla biz onların hepsinin altına çıkarız. Amerika'ymış, Rusya'ymış, Menderes'miş. Bizi yenemezler abi. Ben bu şekil giderim, yemin ediyorum hepsini, hepsini öldürürüm abi, hepsini. Siz şimdi sadece yara bandı satarak 3 çocuğunu geçindiriyor. Evet abi. Ama diyorum vatan giderse 3 çocuğum da önemli değil, öyle önemli mi? Önemli değil abi. Vallahi bu canımı veririm. Allah adına, vatanım adına hiç düşünmeden veririm abi. Hiç düşünmeden veririm. Ama vermem evet. Diyenler var. Vermem diyenler abi haindir abi. Haindir. Bu vatanda yaşayan yalandan ben Müslümanım, Türk'üm diyen insanlar abi. Onlar yalancı dolancıdır abi. Yalandan gelir sana söylerim. Ama ben canlı gönülden abi bu vatan için ölürüm. Tereddüt bile etmem abi. Şu anda desin de şu anda ölürüm. Senin aylık gelirin ne canım abi? 580 abi. Ama geçiniyorum diyor. Geçiniyorum, Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ıma binlerce şükürler olsun abi. 3 tane çocuğuma bakıyorum. Muhtacı olmuyor çok şükür abi. Allah'ım rızkımızı veriyor abi. Sen de çalışıyorsun. Çalışıyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz başımızda olduğu sürece bizim başımız yere inmez abi. Hep dik duruyoruz. Düşmana karşı hep dik duruyoruz abi. Çok sağ ol genç. İsmin neydi? Benim ismim Erdal abi. Erdal. Nereliydin? Ben Manisa Akhisar'dım abi. Manisa Akhisar'dasın. Erdal Allah'a emanet sen ol. Sen de abi. Allah razı olsun abi. Kendini Allah, Allah işini rast getirsin abi. Sağ ol Erdal. Erdal bir eli biraz felç geçirmiş. Manisa Akhisar'dan gelmiş, Gemlik'te çalışıyor. Yara bandı satarak çocuklarını okutup bu devlet millet için yetiştireceğini söylüyor. 580 lira aylık geliri var. Kira. 20 yıldır Gemlik'te yaşıyormuş. Vallahi bazen kelimelerin bittiği yer, sözün bittiği yer. 580 lira diyor ki vatanım için canım kurban olsun. Hiç kimse diyor önemli değil kazancım, önemli değildir benim ne giydiğim ne yediğim. Vatanım sağ olsun bana yeter diyor. Bunu diyen adam daha ilkokul mezunu. Şu ülkede burslarla okumuş, şu ülkede görevler almış, makamlar almış, bir aylık yetmemiş, 6 aylık, 5 aylık alıp o şeref abidesi yoksunlara diyorum. Erdal'ın sattığı yara bandı kadar değeriniz yoktur. Erdal 5 dakika oturdu, çay içtik beraber. Erdal'dan çok şey öğrendik ve bu vatanda bu insanların hayri yüzü suyu hürmetine yaşadığını gördüm. Onun için şu politika yapan kardeşlerimize diyorum ki edebiniz ve hayanızla, şeref haysiyetinizle biraz olsun Erdallardan utanınız. Erdallar olmasa sizler de olmayacağınızı biliniz. Allah'a emanet olun, sevgi ve saygılar sunuyorum.